tüm renklerin kabilesine mesaj kitabımızdan bir bölüm okuyarak başlayacağım. Birazcık bakalım bu kitaptan bize hangi taraftan mesaj gelecekmiş? 88. sayfa. Geceleri onunla kalmaya, pırıl pırıl tuttuğu oturma odasındaki kanepede uyumaya başlamıştım. Onun yanından ayrılmayı hiç istemiyordum. Gittikçe yaşlanıyordu ve yakınında olmadan, iyi olduğundan emin olmadan uyuyamıyordum. Yaşlanan bir tek o değildi. Ben de büyüyordum. Yakında 16 yaşıma basacaktım ve büyük büyük annem dışında pek bir şeyi umursamıyordum. Geceleri bana ihtiyaç olur da duymam diye korktuğumdan kanepedeki yastığımı ve battaniyemi alıp sessizce koridora taşırdım. Bir gece yıldızlar ve ay yükseldikten çok sonra bana seslendiğini işittim. Yerimden sıçrayıp rüya görmediğime emin olmak için bir daha dinledim ve onu tekrar işittim. Kaşla göz arasında yatağımın başındaydım. Onu çelimsiz parmaklarını kucağında birbirine geçirmiş halde yatağın kenarında oturur halde buldum. Hafifçe yatağa vurup birkaç saniye bana baktı ve sonra sadece onun yaptığı gibi avucunu yanağıma yasladı. Yüzümü okumaya, ne olduğunu sormaya çalıştım. Sakin bir şekilde, "Şşş, iyiyim, sana duymaktan hoşlanacağım bir şey anlatmak istiyorum," dedi. Ne beklemem gerektiğini bilmiyordum ama yüzündeki endişeli görüntüden iyi bir şey olmadığını anladım. Yüzümü okşayıp fısıldayarak, "Ah Keşa, seni seviyorum," dedi. Ben de uzanıp elini tutarak onu sevdiğimi söyledim. Bana söyleyeceği şeyden korkmamamı, çünkü kendisinin içinin rahat olduğunu söyledi. Başımı salladım ve o da o gece yaşadığı ziyareti anlatmaya başladı. Annem, babam ve kardeşim Reis'e bu gece beni görmeye geldiler. Tam şurada, yatağın ucunda durup beni uyandırdılar. Bana çok yakında onlarla olmak için yuvaya döneceğimi söylediler, dedi. Durdu ve bir süre sessizce yüzümü okudu. Ne konuşabiliyor ne de kımıldayabiliyordum. Boğazımdaki düğüm öyle şiddetli yanıyordu ki ağzımı açmaya cüret edemedim. Bana korkmadığını, yuvaya dönmekten mutlu olacağını söyledi. Ailesini özlemişti ve iyi olacaktı. Paniklemiştim, beni bırakamazdı. Onsuz ne yapardım, nasıl ayakta kalırdım? Her sabah okuldan önce kahvaltımı onunla yaptım. Geceleri onunla uyudum. Her gece onun için dua ettim ve penceresinin altında yattım. Tıpkı çocukken yağmurda, karda, yaz fırtınalarında sırf yakınında olabilmek için yaptığım gibi. Ve şimdi o beni bırakacak mıydı? Yüzümdeki ifade tüm bunları dışa vurmuş olmalı ki beni göğsüne çekip her şey düzelecek. Sen de düzeleceksin diye fısıldadı. O gece onun yanında yattım. Karanlıkta elimi tuttu. Seni seviyorum büyük anne diye fısıldadım. Çatlayan duygulu sesiyle karşılık verdi. Sabahleyin onun kalkıp yatağının kenarında oturarak şifonyerin en alt çekmecesini açmasıyla uyandım. Merakla doğruldum. O evin her bir santimini biliyordum. O alt çekmecede ne olduğu dışında. Çünkü hiç açılmamıştı. Yanına oturdum. Ağır şifonyer çekmecesini iyice çekti ve bana büyük büyük babam Earl'ün ölmeden önce çekilmiş bir fotoğrafını gösterdi. Resmi bana vermeden önce göğsüne bastırdı. Sonra çekmecenin derinliklerine uzanıp onun için kıymetli olan bir şeyleri çıkardı. Onları koruyacağıma, satmayacağıma ve aileden hiç kimseye vermeyeceğime dair söz vermemi isteyerek bana verdi. Onları arayacaklarını bildiğini söyledi. O birkaç önemli nesneyi çantama koydum ve onları korumam için beni seçmesinden dolayı biraz sevinç ve bu dünyadan ayrılacağından emin olduğunu bilmenin verdiği derin üzüntüyle doğruca eve götürüp gizli yerime sakladım. Birkaç gün sonra hastalandı ve hastaneye kaldırılması gerekti. Ne olduğunu biliyordum. Ayrılacağını biliyordum. Buna katlanamıyordum. Sersem bir halde hastane koridorunda vızıldayan tepe lambalarının altında yürüyordum. Hemşirelerden biri adımı seslendi. Bana doğru gelip sarıldı ve elimi tutup beni büyük annemin odasına götürdü. İşte oradaydı. Beyaz örgü battaniyenin altında çok zayıf görünüyordu.
Çarpılmış parmakları saçında dolaştı. Ben de başımı kucağına yasladım. Bu benim için her yaradan, utançtan veya aşağılanmadan daha acı vericiydi. Bu katlanılamazdı. İçten içe ölüyordum ve bunu hiçbir şey durduramazdı. Hiç ayrılmaksızın onun yanında uzandım. Okula gitmeyi reddettim. Yemek yemediyse ben de yemedim. Uyumadıysa ben de uyumadım. Yüzümden düşen yaşlarla ona bakıp onu ne kadar sevdiğimi fısıldayışımı hatırlıyorum. Gözleri doluyordu ama konuşamıyordu. Sadece bana bakıp söylemesi gereken her şeyi sessizlikle söyledi. Sonra öldü. Evet, burada dünyadan sevdiklerinizi yolcu etmekle ilgili bir mesaj geldi. Ben 2013'te okumuştum kitabı. Dün hatırlayınca bugünkü yayında da bu kitabı okuyayım dedim.